Ben Siz başlıyorum. Teşekkür ederim. evet. Şimdi bilimsel bilim dallarının birbiriyle ilişkisini ve bu ilişkiyi kurmanın önemini anlattık ve bilimin bitmeyeceğini söyledik. Dedik ki bilim bitmez. Sadece belli bir alanı görüyoruz ve bu yapay zeka ile birlikte aslında daha da hızımızı arttıracağız. Yapay zekanın sevgili öğrenciler kendi yapay zekalarını üretmesiyle birlikte bilim üretme eğrisi daha da hızlanacak. Bilim hayatın neresinde? Evet, konuşmanın ilk bölümünde söylediğimiz gibi bilim hayatın her yerinde ve bilim belli bir gruba, zümreye ait bir şey değil. Sadece bilim insanları bilim yapar düşüncesi yanlış bir düşünce. Bilimi hepimiz yaparız. Örneğin kaldırımları hazırlayan insanların, tasarlayan insanların yaptığı gibi. Bu şehrimizde bir fotoğraf. Her yerde olabilir tabii ki. Ama ısı ve sıcaklık kavramında konuşulan bir şey, ısınan maddelerin genleştiği hem yüzeyce hem boyca hem hacimce genleştiğini bilirsiniz. En azından tahmin edersiniz. Eğer bu kaldırım taşlarının arasına belirli bir genleşme boşluğu oluşturmaz iseniz, bunlar sıcakta ya da değişik etkilerde birbirlerine kuvvet uygulayacaklar ve belli bir noktada bu kuvvet bu kaldırım taşlarının açılmasına neden olacaktır. Gördüğünüz üzere fizik, bilim, kimya, biyoloji her şey hayatın her noktasında. Sadece bilim insanları bilecek, diğerleri bilimle uğraşmayacak diye bir düşünce söz konusu değil. O yüzden temel bilimler sizin gelişim süreçlerinizde sürekli sizlere öğretilmeye çalışılıyor. Çünkü hayatın her yerinde. Şimdi ama sadece kaldırım taşlarının ayrışmasıyla açıklanan bir bilim dünyası yok elbette. Çok büyük yatırımlar yapıyorlar sevgili öğrenciler. Burası CERN. CERN Avrupa'da bir şehir. Bu şehirde gördüğünüz üzere şehrin neredeyse tamamını kaplayan yer altında bir tünel hazırlamışlar. Bu yer altındaki tünel parçacıkları hızlandırıyor. Çember üzerinde bazı parçacıklar, atom altı parçacıklar, proton mesela. Protonlar hızlandırılıyor ve kafa kafaya çarpıştırılıyor. Çarpıştırılma esnasında ortaya çok muazzam bir enerji çıkıyor. CERN'deki bu deneyler, mesela sağ tarafta yer altındaki o Atlas deneyinin bir 2013'te çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. Çember boyunca böyle sürekli parçacıkların hızlandırılabileceği elektromanyetik kafesler var. O kafes içerisinde parçacık hızlandırılıyor. Bu devasa araştırmalar neden yapılıyor? Çünkü Higgs parçacığı denilen bir parçacık aranıyor. Bu Higgs parçacığı ve Higgs alanı neden çok önemli? Çünkü Higgs parçacığı eğer bulunur ve konuşulursa ve açıklama gerçekleşirse kütlenin oluşumu neden kütle oluştu daha net anlaşılacak. Bakın bu slaytta sol tarafta bir kral diyeceğimiz çok önemli bir insan geliyor. Ve o insan geldikten sonra hemen sağdaki fotoğrafta herkes etrafına toplanıyor. Kütle oluşumunu drama veya karikatürle bu şekilde anlatabiliriz. Yani Higgs parçacığını bulursak biz o Higgs parçacığının hareketi esnasında kütleyi toparladığı, kütleyi etrafına parçacıkları toparlayarak bir alandan kütle oluşturduğu düşüncesi ortaya çıkacak. Bir Higgs alanı var ve Higgs parçacığı bu alanda ilerlerken etrafında bir kütle oluşumu gerçekleşiyor. Kütle nasıl bir araya geldi, nasıl oluştu? Bunu anlatmak için Higgs parçacığına ihtiyaçları var bilim insanlarının. Bu amaçla yapılan deneylerden bir tanesi de o. Şimdi sevgili öğrenciler,
Başka bir deneye geçmek istiyoruz. Hocam bekleyenler var mı acaba? Bir göz atarsanız zahmet olun. Pardon hocam. Bana mesaj atıyorlar da. Evet. Ölmemek için. Evet evet haklısınız. Ben unuttum. Evet. Görmüş olduğunuz büyük küre, büyük bir küre var. Etrafında kablolar var görüyorsunuz. Küçük küçük petekler var. Üçgenler oluşacak şekilde üçgenler temelinde küçük küçük üçgenler var biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu da büyük bir deney. Bu deney nötrino avı için olan bir deney. Neden bu kadar büyük bir şey yapmışlar? Çünkü nötrino dediğimiz parçacık, bakın bu da içerisinde, o kürenin içerisinden bir görüntü. Bura bir havuz şeklinde düşünebilirsiniz. Etrafındaki dedektörlerin yansıması şu anda yüzeyde görünüyor. Botla iki kişi bu dedektörlerdeki olası bir arızayla ilgileniyorlar. Ne kadar büyük bir dedektör olduğunu fark etmeniz için bu resimleri gösteriyorum. Ve içi bunun su dolu. Suyla doldurdular. Su neden su ve neden böyle büyük bir dedektör? Temel sebebi kıymetli öğrenciler, temel sebebi nötrino denilen bir parçacık. Bu standart model denilen bir model. Yani bilim insanlarının sadece proton, nötrondan konuşmuyorlar, elektrondan konuşmuyorlar. Çok sayıda parçacık var. Ve bu parçacıkları bir model etrafında açıklamaya çalışıyorlar, sınıflandırmaya çalışıyorlar. Bu sınıflandırmada nötrino denilen çok 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 küçük, hatta kendisine hayalet parçacık derler. Öyle ki o kadar küçüktür ki dünyanın içerisinden, üzerinden geçse, merkezinden geçip hiçbir parçacıkla etkileşmeden altından çıkabilir. Böyle anlatılır nötrinolar. Bu da ne kadar küçük olduğunu, yani düşünsenize bir binanın içinden geçip gidiyor. Binayı oluşturan atomların parçacıklarına çarpmadan geçip gidebilecek kadar çok küçük bir parçacıktan bahsediyoruz. Bu az önce göstermiş olduğum kafes, küre, içi su dolu küre ve dedektörler, acaba bir tane nötrino geçer de biz onu yakalarız da bunu dedektörlerdeki oluşacak olan ışımayla fark edip tabloda yerine koyar mıyız diye yapılan bir çalışma. Eğer bu tablo devam ederse bu şekilde, biz şunu söyleyebileceğiz. Bu standart model denilen açıklama geçerlidir. Standart modelde bozonlar var, fermiyonlar var mesela. Fermiyonlar, leptonlar ve kuarklar diye ayrılıyor. Kuarklar protonu ve nötrünü oluşturan küçük parçacıklar. Leptonlar da elektron, nötrino gibi daha küçük parçacıklar. Kuarklardan hadronlar oluşuyor, mezonlar oluşuyor. Yani ikili ya da üçlü protonlar, nötronlar oluşuyor. Bozonlar ise, yani şu anda bunları biliyor olmanız gerekmiyor ama bozonlar ise büyük kuvvetlerin taşıyıcı parçacıkları diyebiliriz kabaca. Büyük kuvvetler nelerdir? 4 tane büyük kuvvet vardır. Hepinizin bildiği yer çekimi kuvveti, zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet. Bir de elektromanyetik kuvvet. Elektromanyetik kuvvet ayakkabınızın sürtünme kuvveti oluşturmasından mıknatısların birbirine çekmesine kadar tüm kuvvetler elektromanyetik kuvvetlerdir diyebiliriz. Bu kuvvetlerin taşıyıcı parçacığı acaba nedir? Örneğin elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacığı, ilk bölümde söz etmiştik Einstein'ın dayısını hediye ettiği mıknatısta, taşıyıcı parçacığı fotondur. Yani ışık tanecikleri elektromanyetik kuvvetin taşıyıcı parçacığıdır.
kuvvet uygulanan kuvvetler arasında gidip gelerek o taşıma işlemini yapar ve elektromanyetik kuvvet gerçekleşir. Yer çekimi kuvvetinin taşıyıcı parçacığı da graviton denilen bir parçacık. Ama henüz gravitonla ilgili de bulunmuş bir şey yok. Teorik olarak bu var. Gravitonu bulduğumuz zaman model tamamlanmış olacak. Şu anda bakın burada görüyorsunuz graviton not yet observed. Henüz gözlemlenmedi diyor. Zayıf kuvvetin bozonları, elektromanyetik kuvvetin bozonu lambda yani foton yani. Strong interaction'ın güçlü nükleer kuvvetin de bozonu gluon denilen bir parçacık. Bu gluon aslında glu tutkaldan gelir. Çekirdekte neden iki tane proton yan yana durabiliyor? Normalde artı artı birbirini itmesi gerekiyor. Çekirdekte protonun bir arada tutan kuvvete güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Bu şekilde şimdi bir model var. Bu modeli ortaya koymak için nötrinoyu keşfetmek için, nötrinoyu tabloda yerine koyabilmek için o büyük kafesler yapılıyor. Higgs parçacığını, küçük bir parçacığı bulabilmek için o büyük şehrin etrafındaki o büyük çemberlerde protonlar çarpıştırılıyor. Dolayısıyla bazı küçük şeyleri bulmak için çok büyük harcamalar yapılabiliyor. Ama bazen de bir şey var. Yengeç 2.0 diye şimdi bir slide koydum. Bu bizim fen lisemizde geçen yıl öğrencilerle pandemi öncesi bir tasarım beceri atölyemiz var. Bu atölyede bir şeyler tasarlamaya çalıştık. İlk başta yengeç 1.0 diye sol tarafta tuhaf bir yengecimiz vardı. Yampiri yumpiri hareketler yapmasını sağladık. Daha sonra yengeç 2.0'la öğrencilerle birlikte bunu geliştirdik. Artık bir ufak bateri, kabloya gerek kalmadan batarya ile çalışır hale geldi. Ve üzerine çizim yapabilmesi için kalemler yerleştirdik ve artık yengecimiz çizim yapabiliyordu. Şunu söylemek istiyorum. Yani illa büyük laboratuvarlarda çalışmaya gerek yok. Kendi sahip olduğumuz imkanlarla da bir şeyler tasarlamaya çalışabiliriz. Bu tasarlama çalışmaları bizi geliştirecektir sevgili öğrencilerim. Yani daha sonra da söyleyeceğim. İmkansızlıklar, yapılamazlıklar üzerine sürekli konuşursanız, ben şunu yapamıyorum, ben bunu yapamıyorum diye sürekli konuşursanız, yapamama olasılığınız daha da artar. Dolayısıyla yapabilecekleriniz üzerine odaklanmak ya da yapamayacaklarınızı nasıl yapabilirim üzerine odaklanmak çok önemli. Umarım pandemi süreci geçer ve bizler bu çalışmalarımıza devam ederiz. Müdür Bey'in zannedersem onunla görüşmüştük. Birlikte bir projemiz de var. Yani kargoyu kullanarak bu malzemeleri pilot bir çalışmayla öğrenciler arasında dolaştırarak bu çizimleri nasıl yapabiliriz diye bir çalışma yapacağız. Eğer başarılı olursak daha geniş çapta bir şeye uğraşmayı düşünüyoruz. Onunla ilgili hocalarımızı takip edin lütfen. Şimdi bu Yengeç 2.0 geçen yıl üretilen bir araç. Peki biz ne yapabiliriz hocam dediğinizde cep telefonlarınızla bağlanıyor olabilirsiniz ya da ailelerinizde vardır. Sizin kendinize özel vardır bilemiyorum ama cep telefonlarında sevgili öğrenciler çok sayıda uygulamalar var. Örneğin cep telefonunuzda bir soldan başlayalım 2, 4, 6, 8, 9 tane uygulama logosu koymuşum. Binlerce uygulama var bundan da emin olun. Sol taraftaki mesela ışık kaynağı olarak telefonunuzu kullanmaya yönelik bir şey. Çocukken yapmışsınızdır bu deneyleri ama elinizde bir fener olduğunda gölgeyle ilgili yapabileceğiniz çok sayıda deney var. Onun yanında bir salyangoz var. Bu videoları yavaşlatmaya yarayan bir uygulama. Bir balonu patlatıp karşısında, kameranın karşısında balon neresinden iğne vurursak, iğneyle dokunursak balon nasıl patlar gibi bir deney etkinlik yapabilirsiniz. Bu arada deneyle etkinliği karıştırmayalım. Deney başta söylediğimiz gibi
iki tane bir şey olmalı ya da öncesi ve sonrası olmalı. Bir etki yaptıktan sonra nasıl değişiyor onu odaklandığımız etkinliklere deney diyoruz. Ama onun dışında bir balonu patlatmak bir deney değil, bir etkinlik. Burada mesela bir elektromanyetik ölçer var. Yine en sağda yukarıda termal gözlükler var. Termal kameraya çeviriyor. Yalnız bu termal kamera özellikleri sizi yanıltmasın. Gerçek manada ısı göstermiyor. Parlaklıkla ısıyı eşleştiriyor. Yani kamerayı tuttuğunuz yerde en parlak yer neresiyse, ışık en çok nereden geliyorsa oranın daha sıcak olduğunu söylüyor. Halbuki bunun tersi durumlarda olabilir, tahmin edersiniz. Mesela ses ölçer var. Sol alt taraftan başlayalım. Ses ölçen cihazlar var. Evin farklı yerlerinde ses ölçüp ses kaynağının en çok en gürültülü odanın en gürültülü yerini bulabilirsiniz ve bunun nedeni üzerine düşünebilirsiniz. Bu da bilimsel bir deneydir. Üç boyutlu şeyler var. Üç boyutlu artırılmış gerçeklik diyorlar. Augmented reality. Burada bazı kodlar üzerine tuttuğunuzda o kodları da internetten bulabilirsiniz. Size bir iskeletor gösteriyor. İskelet gösteriyor. Onun değişik dişleri, parmakları farklı farklı çevirerek eklem yerlerini çok detaylı inceleyebilirsiniz. Meteor gözlemi yapmaya başlayabilirsiniz. Meteor kaymaları yani telefonunuzu tutarak diyor ki şu yerde bir meteor dalgası bekleniyor ve o geçişleri, kaymaları halk arasında yıldız kayması denilen o olayları gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz bazı uygulamalarla. Ortamın sıcaklığını ölçen uygulamalar var. Ya bunlar da genelde aslında cihazın içerisindeki ısınmayı, harareti ölçmek için kullanılan. Gerçekte oda sıcaklığını ölçüyor olamayabilir. Kaldı ki buradan bir ölçüm yaptığınızda odanın değişik yerlerindeki sıcaklığının bir göstergesidir. Ama buradaki yerin sıcaklığını ölçüyorsunuz. Odanın her tarafında sıcaklık aynı olacak diye bir şey yok. Söz konusu olmayabilir. Olsun, bu ölçümler yaptıkça neyi ölçtüğünüzü daha iyi anlarsınız sevgili öğrenciler. Aynı zamanda mesela bir sismograf gibi çalışan, titreşim ölçen uygulamalar var. Yani kapının kenarına koyup aile fertlerinin sırayla kapının içinden kapıdan geçmelerini isteyebilirsiniz. Bakarsınız en çok titreşimi acaba en kilolu olan mı neden oluyor gibi basit deneyler, basit etkinlikler tasarlayabilirsiniz. Burada bulacağınız basit bulgular dersiniz ki bu ne işime yarayacak ama bir bakacaksınız jeolog olmuşsunuz, deprem uzmanı olmuşsunuz. Yani bu konularda ne kadar kafa yorar, ne kadar etkinlik yapar, ne kadar çalışma yapmaya gayret gösterirseniz o kadar ilerlersiniz. Sorgulamaya devam edeceğiz tabii ki ama bu arada dünyanın düz olduğu gibi insanlar arasında yaygınlaşmaya başlayan bir görüş var. Yani tamam dünyanın yuvarlaklığını da sorgulayın ama biraz da mantık önemli olsun sizin için. Gerçi bu videoları hazırlayanlar da çok mantıklı olduğunu düşündükleri argümanlar ileri sürüyorlar. Ben genelde şöyle söylerim. Öğrencilerime umarım yanlış anlaşılmaz. Ne olursanız olun araştırmacı yazar olmayın derim. Çünkü tüm komple teorileri bu araştırmacı yazarlardan çıkıyor. Çok çabuk inandırılabiliyorlar. Sorgulamaya devam etmiyorlar. Ve ufak birkaç delille çok büyük komple teorileri ortaya koyabiliyorlar. Düşünmeye, sorgulamaya devam etmek lazım. Tamam dünyanın yuvarlaklığını da sorgulayın ama dünyanın düz olduğunu düşündüğünüz anda bitirmeyin. Sorgulamaya yine devam edin. Onu söylemeye çalışıyorum. Sorgulamaya devam ettiğiniz aslında şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani dünya tam olarak, işte dünya düzdür diyenler, işte birkaç fotoğraf var derler ama bakın bu dünyanın su, etrafındaki denizler ve okyanuslar çıkarıldığında kara parçası olarak gerçek şekli. Ama gerçeği araştırmak ve gerçeği anlatmak farklı şeyler sevgili öğrenciler. Şimdi biz sizlere desek ki bilim insanları dünyanın şekli budur desek bunun adı ne? Yamuk yumuk bir şey. Ama etrafında sular olduğu zaman
daha küreye küremsi bir şey. Geoid de deniyor işte. Bu dünya küredir dediğimizde daha anlaşılır bir şey anlatmış oluyoruz. Dolayısıyla dünyanın küre olduğunu konuşuyoruz. Aslında dünyanın gerçek sulardan arındırılmış şekli bu. Ama hiçbir şeye benzemiyor. Bunu öğrenciye nasıl anlatacaksınız? Dolayısıyla bir şeyi dünyanın şeklini araştırmakla dünyanın şeklini başka insanlara anlatmak başka şeyler. Kıymetli hocalarımız sizlere kitaplarda yazan, öğretim programında olan bilgileri güzel bir şekilde anlatmaya çalışırken bir sıkıntı yaşarlar. Çünkü anlatmakla gerçek bazen farklılaşabiliyor. Bunu şöyle söylemek istiyorum. Mesela hiç şöyle bir cümleye rastladınız mı? İnsanlar 87'ye ayrılır. Niye 87? Bu çok duyacağınız bir laf değildir. Çünkü insanlar 2'ye ayrılır, insanlar 5'e ayrılır gibi laflar duyarsınız. Şairlerden, filozoflardan. Neden? O daha anlaşılabilir bir şeydir. Şimdi maddenin halleri denildiğinde katı sıvı gaz. Hadi biz dördüncüsünü de biliyoruz. Plazma. Halbuki maddenin Cahillik Kitabı diye bir kitap vardı. Orada bakabilirsiniz. 70'e yakın hali var. Mesela Bose-Einstein çözeltisi bir maddenin bir başka halidir. Süper iletkenlik maddenin bir başka halidir. Hocam yani bunların hepsinden bahsedilse sizin tüm öğretim programı sadece maddenin halleriyle ilgili olur. Ama etrafımızda gözlemleyebileceğimiz 3 hali var. Katı sıvı gaz. Hadi bir de plazma diyelim. Negatif yüklerin hareket ettiği güneş gibi ortamları diyelim falan. Bunlar anlaşılabilmeyi etkileyen faktörler ve size her şey anlatılmıyor. Bilim insanı olmak istiyorsanız da bu anlatılmayanları da kavramaya çalışmalısınız. Az önce belli bir bölgeye tutulan ışıktan bahsetmiştim ya, o çok önemli. Keza aynı şekilde insanların sayıları olsun. 5 duyu organımız vardır denilir. Halbuki sadece göz, kulak, burun, dil ve deriden ibaret değildir. Mesela romatizma denilen bir hastalık var. Eklemlerdeki farklılaşmadan dolayı ortamın nem miktarını romatizma hastalığı olanlar fark ederler. Nem rutubet arttıkça ağrıları başlar. Hatta yağmuru önceden kestirebilirler. Ağrılar artmaya başladığında yağmur yağacak diyebilirler bu kişiler. Ortamın nem miktarını ölçen bu romatizma hastalığı mesela farklı bir duyudur aslında. Ama buna duyu gibi anlatmaya başlarsanız ilkokul çocuklarına, ortaokul çocuklarına bunu anlatmakta sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla 5 güzeldir. Yani 5 duyu organımız vardır deyip onlar üzerine konuşmak yeterlidir. Şimdi alışkanlıklarımız da sevgili öğrenciler bu bilimsel düşünmemizi etki ediyor. Şimdi ekranda ne görüyorsunuz dediğimde büyük ihtimalle birçoğunuz eğer bu şekli ilk defa görüyorsa bir ağız görecek ve bir göz görecek, bir ördek kafası görecek. Neden? Çünkü biz Türkler Latin alfabesi okuduğumuz için sol taraftan sağ tarafa doğru okuyoruz. Sola bakmaya başladıkça önce ağzı görüyoruz, sonra ağızdan itibaren bunu göz olarak algılıyoruz. Halbuki Osmanlıca okuyan ya da Arapça okuyan, Kur'an okuyan, Araplarda mesela bu soruyu sorduğumuzda, bizden okuyanlarda sorduğumuzda, Araplar mesela daha çok okuduğu için bizden, daha çok sağdan sola doğru okuduğu için, ama biz de mesela yazın bir Kur'an kursuna gitmiş bir öğrenci, bu resmi gösterdiğimizde sürekli sağdan sola doğru okuduğu için alışkanlığı o şekilde oluştuğu için önce şurayı görüyor, bunu bir ağız olarak algılıyor, sonra bu gözü, ağız ve gözü algılayınca bunlar artık kulak oluyor ve burada bir tavşan görmeye başlıyor. Dolayısıyla ilk başta hani yapay zekadan oluşturduğumuzda bilim farklı bir noktaya ulaşacak demiştik ya sevgili öğrenciler. Yani sahip olduğumuz alışkanlıklar da aslında bizim o küçük deneylerimizi çok etkileyen şeyler.
küçük bilimsel deneylerimizi etkileyen şeyler. O halde alışkanlıklarımızı da sorgulamalıyız. Yani sürekli nasıl gözlerimi hareket ettiriyorum benim diyerek, farklı hareket ettirerek de aynı olaylara farklı bakış açılarıyla bakmak çok önemli. Şimdi anlamak ve öğrenmek dedik ya, çoğu zaman şöyle bir şey kullanılır sevgili öğrenciler. Şu şuna benzer denir. Mesela az önce söylediğim gibi dünya topa benzer. Şekil olarak benziyor olabilir ama topun üzerinde okyanuslar, denizler yok. Ya da dünya esnek, böyle hani bir yerine kuvvet uyguladığınızda esnek bir şey değil. Benzerlikler var ama benzerlikler olmasına rağmen A, B'ye benzeyebilir harf olarak. Ama benzemeyen çok sayıda da özelliği vardır. Sadece A, A'ya benzer. Yani sadece aynı fabrikadan çıkmış, birbirine renk olarak benzeyen toplar birbirine benzer. Ki onlarda bile bir farklılık vardır. Parmak parmağa benzer. Ama parmaklar bile farklıdır. Benzemek birkaç özellik itibariyle benzemektir. Ama onlar bile farklıdır. Hatta şunu söyleyeyim sevgili öğrenciler. Yapılan bazı araştırmalar çok nadir de olsa parmak izlerinin de bazen birbirine benzediğini söyler. Yani farklı olduğunu düşündüğünüz şeyler de bazen birbirine benzer. Benzer olduğunu düşündüğünüz şeyler de belirli yönleriyle birbirinden farklıdır. Bu çok tuhaf bir şey ama bunu konuşmadan biz mesela ağacın kesiti insan parmak izine benzer. Benzer ama benzemeyen yanları da var. Yani ağacın bir parmağın büyüklüğüyle ağacın kesitinin büyüklüğü aynı mı? Görüntüleri burada eşleştirerek oluşturmuşlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakış açınızı değiştirdiğiniz gibi benzeyen ve biricik olan şeylerin de birbirine benzeme ve benzememe durumlarını ayırt edebilmelisiniz. Her şey her şeye her şekilde benzemez. Benzemeyen noktaları vardır ve hiçbir şey hiçbir şeyle hiçbir şekilde benzeşmez dediğinizde de hata yaparsınız. Benzeyen noktaları olabilir. Öğrenirken ama biz benzetmeleri kullanıyoruz çünkü beyin daha kolay öğreniyor. Şimdi burada bakış açısını gösteren yine bir şekil var. Bir silindir var ama bu silindir bir tarafından ışık tuttuğunuzda kareye, başka bir tarafından ışık tuttuğunuzda daireye benziyor. Dolayısıyla bakış açıları önemli. İki kişi var. Biri duvar, biri dağ tarafına bakıyor, biri manzaraya bakıyor. Biri mutlu, biri mutsuz. Bakış açıları çok önemli. Bu anlamda şikayet ve dedikoduyu bırakıp o öğrencilik hayatınızda bakış açınızı değiştirmenizi ve hocalarınıza karşı, idareye karşı, etrafınızdaki topluma karşı empati kurmaya çalışmanızı öneririm. Şikayet etmek ve dedikodu yapmak sizi bilimden alıkoyar. Ama bakış açınızı değiştirmek ve empati kurmaya çalışmak sizi bilime daha çok yaklaştırır. Bir arkadaş grubuyla ufak karşılıklarınızdan biriktirerek ya da bir etkinlik düzenleyip oradan elde ettiğiniz gelirle bir teleskop alıp, ki okulun teleskobu var, bir ufak gözlem çalışmalarına başlayıp 4 yılın sonunda gökyüzünde nerede ne var çok iyi öğrenebilme şansınız var mesela. Astronomi dersini de alarak. Burada bir kelebek etkisi dediğimiz bir kavram var. Bilmeyenler araştırabilirler. Çok değinme fırsatım çok kalmadı. Bir kelebek deyip geçmeyin. Küçük bir çalışma deyip geçmeyin. O bir denize göle dokunduğu anda etrafındaki tüm denizi dalgalandırabilecek güce sahiptir. Kesinlikle kendinizi küçük, önemsiz, değersiz hissetmeyin. Küçüklerin de çok büyük etkileri vardır. Ayın evreleri, mesela az önce konuştuğumuz konuda ayın evreleri vardır. Ayın evreleri derler ki 4 evresi vardır, 6 evresi vardır. Halbuki 28 gün boyunca ayın her bir günkü durumu başka bir evredir. Ama ayın 28 evresi vardır denildiğinde anlaşılabilecek, öğrenilebilecek bir şey olmadığı için daha da küçültülür. Yani bu anlatım esnasındaki, bilim olaylarının anlatım esnasındaki farklılıklarını hissetmeniz için söylüyorum. İnsanlar öğrensin diye böyle anlatılır. Bakın bu bir fotoğraf. Bizim kampüsten, burası bizim eğitim fakültesi.
Gözünüze ne çarpıyor? Direkler, plastik direkler değil mi? Şuradaki ağırlıktan dolayı direkler merkeze doğru bükülmüş. Değil mi? Bakın bir başka resim. Burada yine ağırlıktan dolayı merkeze doğru bükülmüş ama hem soluna hem sağına iki tane kuvvet etki ettiği için ortada iki tane zinciri olan direklerin dik olduğunu fark ediyoruz. Bakın kuvvet ve kuvvetin dengeleri mesela hayatın her noktasında gözlemleyebileceğiniz bir şey. Hatta buralar yeşil, şurasında bir yeşil olmayan bir alan var. Neden? Çünkü burada bir havalandırma çıkışı var. Bu havalandırma çıkışı maalesef buradaki otların yetişmesini engelliyor mesela. Hayatın her noktasında inceleyebileceğiniz, analiz edebileceğiniz yerler var. Ve bu bilimler arası etkileşim, insanlar arası etkileşim beynimizde de mevcut. Beynimizde sinir ağları var ve bu sinir ağları sayesinde kavramları kavramlarla etkileştirebiliyor, ilişkilendirebiliyor ve öğrenebiliyoruz. Bir şeyi öğrenmek istiyorsanız onu geçmişte sahip olduğunuz başka bilgilerle eşleştirmeniz, ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ancak o şekilde hayatla ilişkilendirdiğiniz, hayatın içerisinde bulduğunuz ve kullandığınız şeyleri kalıcı öğrenebiliyorsunuz. Her şeyin her şeye benzeyebileceğini bildikten sonra, dedikodu yapmayıp, bakış açınızı değiştirip empati kurduktan sonra ve network'ünüzü, ağınızı, yani etrafınızdaki etkileştiğiniz insan ağını, insan çevresini, sayısını arttırıp çeşidini arttırdığınızda bilim insanı olarak, bilimsel düşünmeye çalışan bir insan olarak çok daha iyi noktalara geleceksiniz. Bunlar benim iletişim adreslerim, kıymetli öğrenciler. Ağınızı zenginleştirmekten bahsettim. O yüzden kullanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Süremiz de bitmek üzere zannedersem. Çok sağ olun. Var mıydı acaba öğrencilerin size sormak istediği evet, bir şey? Evet, olabilir. Biraz vaktimiz var. Gençler var mı Şahin hocamıza sormak istediğiniz bir şey? Çok faydalı oldu hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben umarım... de çok faydalandım. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Gençler görüş bildirmek isteyen de olabilir. Belki evet, konuşmak evet. İstersiniz. Çok iyi olur. İlla ki soru sormanız gerekmiyor. Doğru. Sanırım yok. Tamam, size de teşekkür ediyoruz katılıp dinlediğiniz için. Şimdi, size de, evet. Buyurun hocam. Şimdi ben bir şey söylemek isterim. Ben aileden biriyim, fen lisesinden birisi. Evet. Çünkü benim çocuğum da orada okuyor. Ama kıymetli öğrenciler, bir konuşma yapıldığında sizden rica ediyorum. Mutlaka bir soru sorun. Çünkü soru sormak, ben senin anlattıklarını anladım ve benim iç dünyamda bir kıpırdanma oldu. Acaba şu doğru mu anlamına geliyor? Yani bu bir kesinlikle sizi nezaketlikle suçlamıyorum sevgili öğrenciler ama bunu bir abiniz olarak paylaşıyor olarak düşünün, bir hoca olarak değil. Bir konuşmadan sonra bir soru sorduğunuzda onu dinlediğinizi hissettiriyorsunuz. Şu anda soru sormuyorsanız ya ben anlatamadım ya da çekiniyorsunuz. Çekinilecek bir şey olmadığına göre isterseniz kaydı da kapatabilirim. Kaydı da kapatabiliriz. Soru sormak güzeldir. Soru sormak öğrenmeye çalıştığınızın bir göstergesidir. Soru mutlaka sorun. Bir süre size bir şey anlatmış bir kişiye soru sormayı unutmayın. Olur mu? Bu farklı bir nezaket göstergesidir. Bu nezaketin de sizde olduğunu biliyorum. Belki benimle ilk tanıştığınız için çekiniyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mutlaka soru sormaktan çekinmeyin ama. Soru sormak güzeldir. Tamam. Bir el görüyorum hocam ama öyle mi? Roşat, evet. Evet, Roşat. Dinliyoruz seni. Şey soracaktım. Hocam siz öğrencilerin mesela her şeyi her şekilde öğretmenlerin her şeyi her şekilde öğretmediğini söylediniz. Mesela örnek de vermiştiniz. Ayın evreleri mesela ya da dört hal demiştiniz. Hocam peki siz böyle her şeyin öğretilmemesini doğru buluyor musunuz? Yoksa yani her şeyin her şekilde öğretilmesini mi tavsiye ediyorsunuz yani? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şöyle, öğretilme her şeyin ayrıntısına kadar öğretilmemesinin sebebi şu. Eğitim hayatı dediğiniz sevgili öğrenciler, sizlere her şeyden birer tattırmaya yönelik
yüzeysel olarak bazı kavramları anlatmaya yönelik, hayata hazırlamaya yönelik programlı bir etkinlik. Yani siz eğer okula gitmeseniz tüm trafik işaretlerini 10 yıl içerisinde karşılaşa karşılaşa öğrenirsiniz. Ama bir trafik dersi sayesinde tüm işaretleri birden öğrenme fırsatınız var. Eğitim bunu sağlıyor. Eğitim sayesinde ayı da tanıyorsunuz, dağları da tanıyorsunuz, edebiyatçılarınızı da tanıyorsunuz. Bu size bir tadım dediğimiz ufak bir tatma fırsatı veriyor. Ama detaylı ve derinlemesine öğrenmek istediğinizde, ilgi alanınız o olduğunda, o size tattırılan şeyin aslında her şey olmadığını, onun dışında da bazı şeyler olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz hani yanlış bir şey olsun diye değil, programda, öğretim programında böyle olduğu için öyle anlatıyorlar ve öğretim programı tasarlayıcıları da müfredat diyelim biz ona. Müfredat deyince herkes aynı şeyi anlıyor. Müfredatı hazırlayanlar da neden böyle bir müfredat hazırlıyor? Çünkü her şeyden tattırmak istiyorlar ve öğretmenler müfredatı uyguluyor. Müfredatın dışına çıkarlarsa o zaman farklı okullarda farklı şeyler anlatılmış olur. Öğretmenler müfredata uyuyor. Müfredatı hazırlayanlar da öğrencilerin